Yo 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 yo, hepiniz selamlar, ben Egecan. Yok, bugün sizlerle normalde kanalın tamamen dışında bir şey yapacağım. Fakat ilk kez kendi işimle alakalı bir video çekme isteği ve gereği duydum. Çünkü Twitter'da veya herhangi bir LoL konusunda çok fazla bilgi saçmalığı ve anlaşmazlığı var. Ve kısa ve öz olarak basitçe yereller hakkında, yani yeni League of Legends lig sistemini anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere TCL Major bir region'dı. Wildcard olarak Major bir region'dık ve Worlds MSI tarzındaki turnuvalara biz bir adet temsilci gönderebiliyorduk. Şampiyonlar Ligi finalini kazanan takımı gönderebiliyorduk. Fakat şimdi sistem değişti. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere ben uzun zamandır ERL, yani Europe Regional Leagues'te olan takımlarda çalışıyordum ve çalışmaya devam etmeyi de planlıyorum aynı zamanda. Ve TCL'i artık bir downgrade'leme, bir nevi gibi düşünebilirsiniz. TCL bir nevi bir downgrade oldu ve artık ERL oldu. Fakat TCL'in gelişiyle birlikte başka takımlar, başka ligler ve başka milletler de ERL'e katıldı ve ERL'in ismi artık European değil, EMEA oldu. Yani hem Avrupa hem de Türkiye, Afrika, Arabistan tarzındaki ülkeleri de alabilecek bir yer oldu. Yani Orta Doğu olarak da geçiyor diyebiliriz. Avrupa ve Orta Doğu gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi benim kim olduğumu bilmeyenler varsa aşağıya gene Lolpedia'mı ve Twitter hesabımı bırakıyorum. Oralardan bakabilirsiniz kim olduğuma, başarılarıma veya herhangi bir sorunuz olursa da yanıtlayabilirsiniz. Fakat bunların hepsini geçtik ve ön tanışma faslımızı geçtiğimize göre şimdi sizlere bahsetmek istediğim sistemimiz bu. LoL bugün tam tamına saat 11'de bir bildiri yayınladı. 11 ve 12 civarında ve tüm sistemin değişini anlattı. Fakat bu sistemin bizler için belli başlı konu başlıklarımız var. Öncelikle yerel sistemi neydi? Yeni gelen ligler ve ülkeler neler? TCL'in şimdiki durumumuz ne? Türk oyuncular ve koçlara ne olacak? Artıları, eksileri ve kapanış. Birazcık uzun soluklu bir video olacak. O yüzden yanınıza içecek, yiyecek ne almak istiyorsanız alın. Arkanıza yaslanın ve dinleyin. Şimdi eski ERL haritamız buydu. Totalde saymak gerekirse İskandinavya ve İngiltere ile 1, Fransa ile 2, Elite serisi yani Benelux bölgesi dediğimiz Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile 3, Prime ile 4, Almanya, Avusturya ve İsviçre Dutch bölgesi ile 4 oldu. Ultra Liga Litvanya, Estonya ve Letonya artı Polonya ile 5 oldu. Burada Hitpoint Masters var. Çek Cumhuriyeti, Çekya yani ve Slovakya. Böylece burayı altıladık. Burada EBL var. Tüm Balkanlar, Greek var. CLL yani. Burası da Yunanistan ve Kıbrıs. PG Nationals var. Burası İtalya. Süper Liga var. İspanya. Ve LP LoL var. Portekiz. Yani totalde 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet region'ımız vardı ve 2 yeni adet region geldi. Şimdi bu 2 yeni adet region'a girmeden önce Major ve Minor denilen bizim belli başlı bir kurallarımız vardır. Yerel sistemin en önemli olayı budur. Şimdi yerel şampiyonları kazananları aynı adeta Konferans Ligi veya Şampiyonlar Ligi gibi olduğunda gibi kazanan takımlar, kazanan ligdeki takımlar ülke puanlarına göre sizlere EU Masters dediğimiz bir nevi bir Konferans Ligi'ne aktarırlar. Ve orayı kazanan da hem güzel bir para ödülü alır hem de oldukça iyi, dikkat çeken bir takım olur. Fakat şu ana kadar EU Masters'tan LEC'ye geçiş, yani Avrupa'nın birinci ligine geçiş hiçbir zaman mümkün değildi. Mümkün olmayacak gibi de duruyor. Fakat takımlar genellikle EU Masters kazandıktan sonra slot alma görüşmelerini en kötüden yapıyorlar. Çünkü iyi bir marka değeri taşıyor EU Masters kazanmak. Yani Avrupa adına her ne kadar Worlds kazanmak bir mümkün olmasa da basitçesi Türkiye gibi güçlü oyuncuların olduğu bir region, bir bölge ve güçlü oyuncularını genellikle Avrupa'ya satan bir bölge aslında ERL sisteminde daha avantajlı olacaktır. Çünkü Riot, birazdan daha ayrıntılıya gireceğim, fakat bizi geniş region olarak alıyor. Yani büyük major region olarak alıyor. Burada da en son 2022 Spring dediğimiz, yani 2022'nin baharında başlarkenki olan tüm takımlar ve ülke bayraklarını daha iyi görebileceğiniz bir liste olarak da sizlere gösteriyorum. Dediğim gibi burada belli başlı major ve minorlar var. Şu anki en azından bu listedeki major ve minorlara bakalım ve değişikliklerine daha iyi bakmak istiyorum. Greek, EBL, Hitpoint, PG Nationals, Elite serisi ve LP LoL bizler için bir minor ligdi. Hala da böyle kalmaya devam edecek. Onun dışında Süper Liga, LFL, Prime, NLC ve Ultra Liga birer adet Major League'ti. Major League ile Minor League'in de en basitinden farkı şu:
GCD dediğimiz kontrat veri tabanında Major League'lerin birinci division'ları bulunur. Fakat minor ligler ve major liglerin ikinci division'ları daha farklı amatör kontrat veri tabanında bulunur. Basitçe en büyük farkı da bu. Ve normalde major region'larda en önemli olan şeylerden bir tanesi de şudur. Riot takımlara belli başlı yapmaları gereken bir zorunluluk verir. Mesela bu Prime Division 1 için nedir? En az 1000 veya 1500 lira gelebilecek bir oyuncuya zorunlu maaş vermektir. Ve siz sonuncu da olsanız, birinci de olsanız as takımınızdaki 5 oyuncunun 5'inde de en az 1000 veya 1500 euro arasında bir maaş alması gerekiyor ve bir alt limitim vardır. Şimdi TCL'in en büyük çektiği zorluklardan bir tanesi neydi? Hiçbir zaman maaş alt limiti dediğimiz bir şey yoktu. Koyulmamıştı ve bu en büyük problemlerimizden bir tanesi. Neden? Ben çok gördüm. Kendi sözleşmelerinde hiç olmadı ama kendi sözleşmelerinde çok yüksek miktarlarda olduğunu söyleyemeyiz TCL'deyken. 1 lira maaş, 5 lira bonservis bedeli. Abartmıyorum. 1000 lira veya 5000 lira değil. 1 lira maaş, 5 lira bonservis bedeli. İşte maaş yok, sadece şampiyonluk primi koyuluyor mesela. Şampiyonluk priminin 5 katında bonservis bedeli olarak yazıyorlar. Çünkü takım sadece çocukları kandırmak için rastgele sözleşmeler yapıyorlardı. Ve ne yazık ki Riot Türkiye'de çok önüne geçmek istemedi. Fakat yerel tamamen Avrupa'ya bağlı olduğu için ve artık Türkiye kendi başına göre rahat rahat kararlar alamayacağı için bunun bir avantajı var. Oyuncular ciddi anlamda eğer alt limit ve üst limitler iyi belirlenirse TCL'le kalmak isteyebilirler. Bunu gelecekte değineceğiz. Birazdan değineceğiz. Fakat TCL'le kalmak istememelerin en büyük sebebi, ki benim dahi TCL'le çalışmamın en büyük sebebi şu. Maddiyat ve başarı yetersizliği. TCL kazanmak kesinlikle bir başarı. Fakat EU Masters gibi, LEC gibi yüksek major region'lara gitmek istiyorsanız her zaman yeterli olmuyor. Çünkü Worlds'e 0-5-0-6 çekiyoruz, 1-5-1-4 gidiyoruz. Skorların hiç bir önemi yok. Ve elbet ve elbette bizler için dezavantajlı bir duruma düşüyor bu. Kötü değil TCL kazanmak. TCL kazanmış hiç boyunca kesinlikle kötü demiyorum bu arada. Yanlış anlamayın diyeceklerimi. Sadece Avrupa'da bir şeyler yapmak hem cebi daha fazla doyuruyor hem de olası bir LEC veya NA'yı tercihini benim gözümde daha kolaylaştırıyor. Ve eğer dediğim gibi maaş sınırlandırması alt limiti gelirse birçok oyuncu şu anda yerel ararken, yani Avrupa'da bir takım ararken TCL'le kalmak isteyebilirler. Şimdi çok hızlı konuştuk. Ben de bir yoruldum. Şimdi basitçesi burada lig olarak düşünebilirsiniz. LEC bizim için en yüksek ligimiz. Ayrıca normalde LEC'nin bir avantajı da vardır. Sadece Avrupa oyuncuları burada import sayılmıyordu. Sallıyorum, Amerika'dan gelirsiniz, Afrika'dan gelirsiniz, Asya'dan gelirsiniz, Rusya'dan gelirsiniz, importunuz. Fakat artık EMEA bölgesinde olan her ülke LEC'de import sayılmayacak ve çok büyük bir avantaj. Sallıyorum Armut, sallıyorum Closer, sallıyorum Broken Blade. Broken Blade'in zaten Alman vatandaşlığı var. Fakat örnek verelim Kaori, örnek verelim Luger. Bu tarz oyuncular, saf ve saf Türk olan oyuncular da artık import sayılmayacak. Ve kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. EMEA Masters, eski EU Masters dediğim konferans ligi sisteminde. Hatta şurada basit bir şekilde de sizlere son turnuvanın bir örneğini gösterebilirim. Böylece birkaç fikir aklınızdan çıkabilir. Play-in ve main event olarak ayrılıyor EU Masters. Artık EMEA Masters oldu. Fakat play-in'de minor dediğimiz region'ların daha çok katıldığını ve major region'ların sadece 3. ve 4.'lerini gönderdikleri bir sistem. Burada görmüş olduğunuz işte Hitpoint Masters, LP, LoL, Elite Series, EBL tarzındaki takımlar var. Ve kısaca aynı bir nevi bir Worlds Play-in mantığında oynanılıyor. Kazanan 2 takım Knockout Stage'e giriyor ve Knockout Stage'den kazanan 4 takım ise Main Event'e geçiyor, ki fark ettiğiniz üzere daha temin sadece ve sadece bir takım haricindeki geçenlerin hepsi Major Region'lardan geçiyor. Ve bu da aslında bir nevi bir zorluk oluyor Minor'da çalışmanın diğer zorluğu. Çünkü Game World, Vitality Bay, bunların ikisi LFL yani Fransız takımı, diğeri ise SK Gaming Prime ise Almanya, Dutch liginin takımı oluyor, ki bunların ikisinde LEC'nin alt takımları olduğunu hatırlatmak isterim. Ondan sonra main eventimiz oynanılıyor. Gene aynı grup sisteminde ilk iki giriyor ve direkt playoff'a geçiliyor. Playoff'lar sonrasında da kazanan takımlardan bir tanesi oluyor, ki Heretics kazandı. Artık LEC'de slot aldılar. Jack Spectral'ı, eski Bursa Spor Zyvurulu Heretics kazanmıştı. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama ufak da bilgi vereyim.
Lolpedia'nın da aşağıya linkini koyacağım. Eğer sistemleri merak ediyorsanız, araştırmak seviyorsanız ve bilmiyorsanız bu siteyi kullanmanızı önereceğim sitelerden bir tanesi. Şimdi EMEA Masters, yani eski adıyla EU Masters'ı bahsettik. EMEA, yani EMEA Regional Leagues ve yeni adıyla, yani doğal olarak eski adıyla da European Regional Leagues 13 adet ligi sahip olacak ve yeni regionlar geldi. Şimdi devam edelim ve geçelim. LEC sistemini bu videoda konuşmayı planlamıyorum. Sadece göstermek için gösteriyorum burada. Fakat merak edersiniz ve bilgi almak isterseniz aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi burada accredited ERL'si var. Yani onaylı olan, kontrat veri tabanında olacak ERL'ler. Superliga, İspanya ve Andorra, La Ligue Française yani LFL, Fransa ve Monaco. Monaco'nun Fas olması gerekiyor. Yanlış değilsem hemen sizler için bakayım. Yok özür dilerim. Monaco Fas değil ya. Monaco özerk bir yer. Çok çok özür dilerim. Benim bir boşluğuma geldi burası. Çok küçük bir yer Fransa'da. Böylece küçük regionları da Andorra'nın aynı şekilde ufak bir yer olmasına rağmen İspanya'nın bir parçası olduğu gibi oradan gelen birkaç oyuncu var zaten bu tarz ülkelerden gelen. Ve bunlara yardımcı oluyor. Mesela Prime Division'a gene bahsettiğimiz Almanya, Avusturya ve Switzerland var. Yani İsviçre var. Fakat Liechtenstein dediğimiz ufak bir gene özellik bölgesi var. Fakat Süper Liga, LFL ve Prime için çok büyük bir fark yok. Buradaki en önemli farklardan bir tanesi şu. Ultra Liga bahsetmiştik ya. Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya vardı. Buralara İsrail, Gürcistan ve Ukrayna geldi. Şimdi sorabilirsiniz ki Rusya nerede? En son Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı olarak Riot Rusya ile bağlantısını kesti. Rus oyuncular hala da yerellerde veya herhangi bir ligde oynayabiliyorlar. Zanzarah gibi veya Edward gibi Ermeni oyuncular da oynayabiliyorlar. Fakat ve fakat şöyle bir sistem değişikliği oldu. Bunlar tamamen ve tamamen import sayılıyorlar. O yüzden de takım bulmaları daha zor. Rus oyuncuların da yaptığı en büyük şey ise şuydu. Maaşları çok azaldılar ve böylece kendilerine takım buldular. Fakat ne yazık ki Rusya, yani CIS bölgesi sisteme tam tamına dahil değil. CIS'ten bazı bölgeler dahil. Onlara da birazdan geçeriz ve TSL'in içine dahiller. Buradaki İsrail mantığı benim gözüme de merak ediyorsanız ben mantıklı bulmuyorum İsrail'i. Çünkü eğer İsrail Ultra Liga'ya alınıyorsa Ürdün'ün de Ultra Liga'ya alınması gerekiyor. Ben İsrail dışındaki geri kalan mantığı anlayabiliyorum ve Gürcistan'da bir nevi olarak aşağıda TSL'e yer almasını belirlerdim. Çok fazla oyuncu var mı bu ülkelerden? Yok, İsrail'de daha fazla var. Ama Ultra Liga'ya ben şahsen İsrail'i koymazdım. Fakat İsrail oyuncularında bir avantajı olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna'nın da Ultra Liga'da olması güzel. Ki olası bir CIS gelirse eğer yüksek ihtimalle Rusya ile bağlantılar artık düzelir. Riot bu blokeyi kaldırırsa bence Ultra Liga'dan Ukrayna çıkacak ve Rusya, Ukrayna gibi ve diğer CIS bölgeleri 14. bölge olarak geleceklerini düşünüyorum. Ve burada TCL var. Burada TCL'in içerisinde kimler var? Azerbaycan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan var. Mantıklı, çok fazla oyuncu olan bölgeler değil. Azerbaycan olarak tek bilindik oyuncunun Doxy olduğunu düşünüyorum. Onun dışında diğer bölgelerden çok bilindik LoL oyuncuları ne yazık ki yoklar. Onun dışında, şimdi eskiden demiştik ya Dağtepin. Tam tamına şuradaki görsellerde. NLC bir Major Region'dı. Biz NLC'nin yerine konduk TSL olarak arkadaşlar. Ve NLC'yi artık minor bir region yaptılar ki çok büyük hakkının yenildiğini söylüyorum. Çünkü GD Exile gibi takımlar birden fazla kez final yaptı NLC'de ve ülke puanı aslında yüksek bir takımdı ve birazcık hakkı yenildi. Tabi burada da birkaç tane eklenti var. Klasik olarak İskandinav Yarımadası ve Birleşik Krallık dışında artık burada Malta'da bulunuyor. Onun dışında İtalya, eskiden sadece İtalya'ydı fakat aynı şekilde San Marino'yu da içlerine kattılar. Yani ufak tefek ufak regionları da böyle birkaç ülke 5-10 küçük ülkenin regionlarını ufak tefek yerlere katmaya çalıştılar. Kötü bir fikir olmadı çünkü buralarda olan zaten çok az oyuncu var. Ve oyuncuların da import olarak geçmesi yerel sisteminde veya herhangi bir birlikte onlara zarar veriyordu. Ve aslında Riot'un yaptığı bu küçük ülkelere güzel bir kıyak oldu. Yunanistan sistemimiz tamamen aynı. Hitpoint tamamen aynı. Burada EBL'imiz var. Eskisiyle tamamen aynı. Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Makedonya, Montenegro neresi oluyordu? Karadağ, işte Macaristan, Hırvatistan, Bulgaristan, Bosna Herzeg ve Albanya'nın neresi olduğunu unuttum şu anda. Arnavutluk, doğru, mantıklı. Elit serisi de ufak bir bağlantı geldi. Bildiğiniz üzere Hollanda'nın üstünde adalar var ve oradaki Caribbean Dutch Islands, Aruba, Curaçao tarzındaki yerleri de saydılar. Dediğim gibi çok oyuncu yok
Fakat gene de elden geçirmeleri güzel. Hit Point Masters aynı kaldı. Çek Cumhuriyet ve Slovakya. Portekiz gene aynı kaldı. Ve burada bir diğer lig olan ve benim normalde herkesin beklediği Arabistan Ligi ile, yani Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'nın TSL ile birleşmesini beklediğim bir haber vardı. Fakat bu olmadı ve onun yerine Minor Ligi'ne bir tane Arabistan Ligi eklenildi. Buradaki ülkelerin tamamının İngilizcesini bilmiyorum fakat Birleşik Arap Emirliği, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Oman'ın neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Morokko, Fas, Umman'mış. Libya, Lebnan, Lübnan, Kuveyt, Jordan, Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn ve Alcerya'da Cezayir. Bildiğiniz üzere TR kullanıyorsanız, yani Tournament Realm dediğimiz bir sunucu kullanıyorsanız, yakın bir zamanda Bahreyn sunucusu açılmıştı ve sebebinin de aslında bu olduğunun bir spoiler'ı vardı. Şimdi yeni sistem nasıl olacak? Daha temin EU Masters hakkında bahsetmiştim, yeni adıyla EMEA Masters. Buradaki takımlar yüksek ihtimalle minordaki takımlar öncelikle play-inslere atılacak ve TCL gibi, Süper Liga gibi, Prime veya LFL gibi ligler ise Major'dan başlayacak. Yani aslında kocaman bir sistemin, ekosistemin içerisinde Wildcard Region'ı iken gene kocaman bir Avrupa sisteminin, daha doğrusu Avrupa ve Orta Doğu sisteminin en iyi 5 liginden birisindeyiz. Bunun avantajını bahsetmiştim. Buradaki en büyük avantaj şu. Buradaki 4 ligin 4'ünde de tamamen ve tamamen alt sınır, maaş sınırları mevcut Ultra Liga haricinde. Bildiğim kadarıyla. Ve TCL'e eğer bu alt maaş sınırı gelirse TCL oyuncuları tutmak konusunda çok rahatlayabilir de zorlanabilir de. Eğer alt maaş sınırını 500 lira yaparlarsa bazı takımlar yine 500 lira verecektir. Ve bu çok mutlu etmeyecektir doğal olarak insanlara. Ve 500 lira veren herhangi birisi takımlar rahat bir şekilde gidebilirdir. 500 lira neredeyse 10 bin lira olmuş düşündüğünüz zaman ve adamların parası dahi değil. Öyle düşünebilirsiniz. Bu aslında bir nevi bizim için bir avantajlı olabilir ve dezavantajlı da olabilir. Onun dışında şimdi normalde buradaki liglerin alt ligleri de var. O yüzden Lolpedia'dan siz de bakabilirsiniz rahat bir şekilde. Burada isterseniz major olun, isterseniz minor olun. Tek burada exception dediğimiz farklılık EBL ile var. EBL harici her ligin en az bir alt ligi mevcut. Ve alt liglerden gittikçe amatörleşiyor. Arabistan içinde mevcut. Geri kalan herhangi bir lig içinde mevcut. TSL içinde akademi ligiydi hatırlarsanız. Fakat EBL'in yaptığı bir sistem var. Open Qualifier açık elemelerle Best of 1 sonrasında Best of 3 sonrasında grup aşaması yaparak her yıl son 2 takımla açık elemelerden gelen en iyi 2 takımı kapıştırırlardı. Ve böyle bir sistem oluşturulmuştu ve devam edilmişti. Ve EBL'de ikincilik hiçbir zaman düşünülmedi. Oyuncuların azlığından kaynaklı olarak ve ligin o kadar fazla kaliteli olmamasından kaynaklı olarak. Öte yandan buradaki her ligin bir alt ligi mevcut. Sanırsam Elite Series için de bu geçerli. İkinci ligleri yok diyebiliyorum bu ülkelerin. Var ama çok çok amatör seviyede, ondan kaynaklı gene EBL gibi bunu katmayabiliriz. Fakat TCL'in bir alt ligi vardı. Prime Lig'in 6 Division'dan daha bile öteye gittiğini düşünürsek, Ultra Lig'in 3 Division, Fransa'nın 1. 2. ve OTF'nin açık elemelere kadar gittiğini düşünürsek ve Süper Liga'nın, yani İspanya'nın da en az 3 Division'dan bahsedildiğini düşünürsek, 3 profesyonel veya yarı amatör region'dan bahsedildiğini düşünürsek, Akademi Ligi normal bir resmi planla açıklanmadı. Ve olmayacağını öne sürülüyor. Benim ve çoğu kişinin düşüncesi tamamen şu. EBL'deki sistem olduğu gibi açık elemeler şeklinde girilecek ve avantajı olacak. Fakat en azından şahsi fikrim ve şahsi düşüncelerim ve bildiklerim doğrultusuna Spring Split, yani bahar sprintinde sadece TCL 8 ila 10 takım olacak ve bir alt lig beklenilmeyecek. Akademi Ligi açılmayacak çünkü bu bildiğiniz üzere bir IRL takımı, artık siz bir Major League değilsiniz. O yüzden birebir aynı takımların akademisi ikinci liginizde olamaz. Basit bir mantıkta düşünürseniz. Bu yüzden de ben şahsen bahar splitinde, bahar nasıl denilir buna, sezonunda 50 tane olan akademi oyuncusu, yani 10x5'ten 50 tane akademi oyuncusu ve her takıma birer koç adette koysak 60 kişinin tamamen açıkta kalma ihtimalini daha da fazlalaştırıyor. O yüzden bu 60 kişinin önerebileceğim şey, eğer oyuncuysanız, koçsanız, diğer liglere yazıp belki de TCL'in yeni sistemine kendinizi bir şekilde adapte ediniz. Fakat benim bildiğim ana planlarda en azından bahar sezonu için yok. Bahardan sonra son 2 takımla bence bir açık elemeli yapılması gerekiliyor. Ve böylece yeni orklar gelebilir veya
slotu alan oyuncular orglara slotları satabilirler. Ve partnership sistemi artık yok. Riot'un onay verdiği bir tane yöneticimiz oluyor. Bu Prime League ve mesela NLC için Freaks 4 You, EBL için Fortuna Studios ve başka ülkeler için başka şekildedir. Diğerlerini o kadar net bilmiyorum. Veya İspanya için de aynı şekilde burada Süper Liga mantığına devam edebilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Belli başlı stüdyolar veriyor. Bizim TCL'in de elbette bir stüdyosu olacak ve o stüdyonun isminin ne olacağını bilmiyorum. Fakat oranın yöneticileriyle Riot'un arasındaki işlem tamamen bizim ligi yönettirecek. Böylece daha Riot'a yarı bağımlı bir şey olmuş gibi olacağız. Tam tamına Riot'un dediği her şeyi yapmak zorunda olmayacağız. Ve bir tık daha rahat bir lig olacak. Az kasıntı, sözleşmelerin daha kolay olmasını falan bekliyorum. Çünkü TCL sözleşmesine göre herhangi bir yerel sözleşmesi kesinlikle ve kesinlikle daha kapsamlı olmak zorunda. Çünkü TCL bir wildcard region'dı. Artık yerel sisteminde bir takım. Şimdi Türk oyuncu ve koçların durumunu anlattık. Akademi liginde sıkıntılar yaşanabilir. Onun dışında benim gibi insanlara vize verilmediği için ülkemiz bize vize vermiyor. Sadece benim için değil, oyuncular dahilinde ve onlar için de çok büyük bir problem oluyor. Ve bir sürü teklif kaçırılıyor. Sadece ben değil, bir sürü isim kaçırılıyor. Yerel sistemini anlattık. TCL'in durumunu anlattık. Türk oyuncuları ve koçları anlattık. Artılar eksileri zaten sürekli olarak videoda söyledim. Fakat dediğim gibi iyi kurulursa maaş alt limitleri, iyi bir yönetim, iyi bir prodüksiyon bunlar yapılırsa TCL avantajı olabilir. Ve gelecek takımların, örnek veriyorum, Aurora gibi, Five Ronin gibi ligi AFK bırakmamaları gerekiyor. Ve çünkü ligi AFK bırakıldığı anda ligin hiçbir anlamı kalmaz. Yatırımcılar kaçar, gelmek isteyen oyuncular kaçar ve doğal olarak da oyuncu havuzu gitgide burası için daralır. Çünkü buradaki her oyuncu buradan kaçmak isteyecektir. O yüzden gerekirse 8 takım olsun ki Major'larda 10 takım olur, Minor'larda 8 takım olur. Klasik mantık budur her zaman. Buradaki her zamanki mantığımız buydu. Ve Minor'larda ilk 4 playoff yaparken Major'larda ilk 6 playoff yapar. Bunu da ufak bir ayrıntı olarak vereyim sizlere. Son olarak dediğim gibi sistem iyi kurulursa, iyi bir prodüsör gelirse, aynı Prime League'i yöneten Freaks 4U gibi, NLC'nin Freaks 4U'sundan bahsetmiyorum fakat Prime League Freaks 4U'su gibi çok fazla problem yaşanacağını düşünmüyorum benim kendi fikrime göre. Ama eğer olmazsa şunu söyleyeyim, Wildcard Region'dan bir nevi demote edildik ve yerel olduk. 1-2 yıla bizi Minor'da görürsek ben hiç ama hiç şaşırmayacağım. Çünkü buradaki aşağıdaki bölgeler kötü bölgeler değiller. Özellikle İtalya ve NLC deli dehşet yatırım yapan bölgeler. Ve ikisinin de zamanında geçmişte başarıları vardı. İtalya'nın o kadar çok yok ama NLC'nin deli dehşet var. Ve NLC 3-4 tane yeni organizasyon katılıyor. Çok büyük bütçeli organizasyonlar katılıyor. Ve eğer 1-2 yıl içerisinde TCL, EM Masters'a, yani eski adıyla EU Masters'a bir şeyler başarıp kazanmazsa bizim bu slotu da elimizden alırlar, Minor yaparlar ve yavaş yavaş lige görüşürüz deriz. Bu bize bir uyarıydı gibi düşünebilirsiniz. Hey yatırımcılar, hey takım sahipleri, kendinize gelin. Bakın, sistemi değiştiriyoruz. Sizleri de iyi bir şekilde dahil ediyoruz. O kadar Major Region'dınız, Wild Card'dınız. Fakat patlarsın, siz de gerekirse aşağı düşürüp NLC'yi koyarız. Buna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında başka eklemek istediğim bir şey yok. Umarım birazcık anlayabilmişsinizdir. Anlatamadığım noktalar varsa affola. Dediğim gibi normalde YouTube'umuzda bu tarz bir içerik yapmıyorum. Tamamen ve tamamen CSGO ve Rust üzerine hobi kanalı olarak ilerletiyorum. Burası tamamen bir LOL videosu paylaşmak istediğimi düşündüğüm için de. Bugünlük benden bu kadar. Eğer LOL hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kanalda bu tarz içerikler görmek isterseniz LOL Espor hakkında yorumlara yazıp kanala like atıp abone olup görebilirim ve böylece sizin de isteklerinizi görebilirim. Sorunuz olursa çekinmeyin. Mümkünse yorumlardan yazın, daha rahat görürüm. Açıklama kısmında Discord, Twitter, her şeyim bulunuyor. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.